2029 Mart mahalle seçimlerinde ilçe dışından 3500 oy getirilmek suretiyle Harfedi Belediyesi'ni hukuka aykırı yöntemlerle gasp eden AKP zihniyeti 2023 genel seçimlerinde Harfedi'de tabela partisi konumuna düşmüştür. 492 seçmen dışarıdan getirilerek AKP'li yandaşların ikametgahlarına kaydedilmiştir. Son genel seçmenlerde Harfedi'de seçmen sayısı 26.768'di. Bu sayı 1 Ekim 2023 tarihi itibariyle 4.239 artarak 30.043'e yükselmiştir. Seçmen sayısındaki %11 oranındaki bu anormal artış inceliğinde 4.239 seçmenlerden sadece 747'sini 18 yaşını geçmiş ilk kez oy kullanacak seçmen oldukları geriye kalan 3.492 seçmenin başka kentlerden kaydırılarak AKP'li siyasi ve bürokratların ikametgahlarında kaydedildiği görülmüştür. Organize suç örgütlerine dönüşen AKP'li başkan bürokratlarının getirmiş oldukları oyları seçim kanunu ile ilgili maddeleri çerçevesinde yapmış olduğumuz itiraz ilçe seçim kurulunca somut delil olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş olup işte bu red kararı 2024 1 Ocak 21 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Hukuksal açıdan sonuç alacağımız bir yol bulunamamaktadır. DEM Partisi olarak yapılan hukuka aykırı Harfedi halkına şikayet ederek AKP zihniyeti halkımızın vicdanında mahkum ediyoruz. Şöyle ki sadece 50 adreste 1479 seçmenin kaydedildiği somut delil değil mi? AKP'li ilçe başkanı Ökkeş Aybek'in ikametgahında 42 kişinin kayıtlı olduğu Harfedi ilçesinde bir evin fizibilite koşulları dikkate alındığında bir evde seçmen olarak 42 kişinin bulunması, bu seçmenler bir evde yaşamayacağı, bunun hayatın normal akışına aykırı olduğu somut delil değil midir? Önceki dönem AKP ilçe gençlik kolları başkanlığını yapan Ali Kanneci'nin ikametgahında onlarca seçmenin kayıtlı olması somut bir delil değil mi? Ne kadar seçmen getirilirse getirsin, ne kadar hile desilse, entrika yapılırsa yapılsın, belediye başkanlığının anahtarı kayyuma emanettir. DEM Parti olarak halkımızın gücü ile bu hilelerin deşifre edip o anahtarı 31 Mart'ta Harfedi halkının iradesine teslim edeceğiz. Bu organize suç örgütü şeklinde çalışanları önce halkımızın vicdanına mahkum ediyoruz. Daha sonra bu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Urfa başta olmak üzere Türkistan'ın birçok ilinde, ilçesinde AKP, MHP, faşist iktidarı birçok hilelerle, entrikalarla birçok belediyeyi aldı. Bugün Harfedi'deyiz ve burada bir iddia yok. Burada resmi rakamlar var. 1 Ekim itibariyle 5 ay içinde 4300 yeni seçmen getirildi Harfedi'ye. Bu tamamıyla bir hukuksuzluktur. Bu tamamıyla dini boyutuyla baksan buradaki bütün Harfedi halkının kul hakkına giriliyor. Bu bir suçtur. Ve bu suç duyurusuyla ilgili Harfedi'de parti yöneticilerimizle beraber ilgili makamlara şikayetlerimizde bulunduk. Evet biliyoruz tarafsız bir yargı yok. Ama bu yapılan usulsüzlük, hukuka aykırı yapılan bu işlemler kayıt altına geçecek ve ileride bu işler değiştiğinde bu usulsüzlüklere göz yuman, bu hukuksuzlukları yapan bütün kamu memurları da yargı önünde bunun hesabını verecektir. Bütün hilelere rağmen biz halkla beraber çalışacağız ve belediyelerimizi kazanıp halkımızla birlikte yöneteceğiz.